Merhabalar. Bir derste daha birlikteyiz. Bu dersimizde ana arıyı işleyeceğiz. Ana arı nasıl bir canlıdır? Ana inleme oğul dönemi dışında her kolonide sadece bir adet bulunuyor. Yani bir kolonide ikinci bir ana arıyı göremezsiniz. Evet, ana arı yeni çıktığında bir kolonide iki ana arı olabilir ama daha sonra bunlardan biri diğerine üstün gelir ve sadece kovanda bir ana arı kalır. Kolonin en uzun bireyi döllenmiş yumurtalardan oluşuyor. 16 günde gözden çıkar. Gözden çıktıktan 6-7 gün sonra çiftleşir. Çiftleşecek ana arılar 25 bin civarında erkek arının bulunduğu yakındaki 30 ile 200 metre çapındaki erkek arı toplanma alanlarına giderler ve burada çiftleşirler. Yaklaşık 8-10 erkekle çiftleşir. Ana arılar 9 oda ve 9 HDA denilen feromonlar sayesinde erkek arıları kendilerine çeker. Çiftleşen ana arılar sperm keselerini 5-6 milyon spermatozoa bulundururlar. Yine ana arı güneşli bir günde kovandan 2-5 kilometre uzaklıkta saat 2 ile 4 arası öğleden sonra yerden 12-15 metre yükseklikte 8-10 erkek arıyla çiftleşir. Tabii bu kadar yani dip ayrıntılar sizi pek de ilgilendirmez. Yani bileceğimiz bir şey varsa bu ana arının 8-10 erkekle çiftleştiğidir ve bunu uzak bir yerde yapar. Çiftleştikten bir hafta sonra da yumurtlanmaya başlar. Yani bir ana arı çıktığında önce bir hafta kovan içinde kendine gelir. Ondan sonra çıkıp çiftleşir ve daha sonra bir hafta çiftleşip geldikten sonra üzerinden bir hafta geçer ve bu sefer yumurta atmaya başlar. Yani bir ana arı yumurta döneminden başlarsa bir ana arının yumurta atması tam olarak bir ay sürer. Çünkü 16 günde gözden çıkar. Ondan sonra 14 günlük bir süre vardır. Toplamda 30 gün sonunda ana arı artık yumurtlamaya başlar. O yüzden erken ilkbaharda ana arı yapmaya başlamak çok önemlidir. Çünkü bal akım sezonuna yetiştirmek koloniyi, kovanı çok önemlidir. Tabii günde yaklaşık 2000 yumurta atarlar. Yılda da 200 bin yumurtaya yaklaşık yumurta atarlar. Yumurtlama dışında hiçbir işe karışmazlar. Yavru bakma, büyütme yetenekleri yoktur. Kendi kendine besleme özelliği yoktur. Yavru dönemi başta olmak üzere tüm ömrü boyunca işçilerle tarafından arı sütüyle beslenir. Normal koşullarda 5-7 yıl yaşar ama eğer mümkünse her yıl değilse en geç 2 yılda bir ana arının değiştirmesi kalite ve açısından önemlidir. Yine dili ihtiyarlarından kısadır. Polen sebebi, çiğ süt bezleri, mum salgı bezleri yoktur. Çiftleşme oğul verme bilinmeyen nadir halde dışında kovan dışına çıkmaz. Çiftleştiği erkek arılarla birlikte koloninin morfolojik davranışlar ve fizyolojik özelliklerinden sorumludur. Gelişmiş 2 adet yumurtalıkta yetiştirilme şekline bağlı olarak 224 ile 317 adet yumurta tüpü bulunur. Sperm kesesi ana arının yaşamının başlangıcında erkek arılardan almış olduğu spermayı depolayarak canlı tutmasını ve yaşam boyunca kullanmasını sağlar. Yani her attığı bir yumurta için bir erkek arıyla çiftleşmiyor. Bir anda birçok spermi kendi vücudunda bulunan sperm kesesinde biriktiriyor. Ve vakti gelince oradan gelen spermle kendisinden gelen yumurta döllenir ve zigot oluşur. Sonra yumurta olarak bunu fetal gözlerine bırakır. Ve yaklaşık 5-6 milyondur ve 5-6 milyonu yılda 200 bin adet attığını düşünürsek 5 yılı da geçen bir süre boyunca spermle aslında yumurtlamaya devam edebilir. Tabii kalite açısından dediğimiz gibi 2 yılda bir değiştirilmesi en iyidir. Yine erkek arılardan alınan spermalar sperm kesesi içinde tabakalar şeklinde ve karıştırılmadan depolanır. Bu nedenle koloni içinde renk ve davranış değişimi gibi olaylar yaşanır. Bu nedenle bir erkek arıya ait sperm bitmesi ve sıradaki erkek arının sperm aşamasına başlamasıdır. Bu da çok oluyor. Mesela bazen değişik bir içi arı görüyoruz. Bu nedenle işte daha önceden kullanılmış bir spermin bitmesi ve yeni bir erkek arının sperminin kullanılmaya başlanmasıdır. Ana arı salgıladığı feromonların bakıcı arılar tarafından yalanması, dokunması sonucu tüm koloniye yayılır ve bu şekilde koloniyi yönetir. Günde yaklaşık 15 bin içi arıyla temas olur. Yine koloninin herhangi bir nedenle ana arısız kalması durumunda koloni 5-6 saat içinde anasız kaldığını anlar ve hemen ana arı yetiştirmeye başlar. Yani siz ana arısını alırsanız bir kovanın 5-6 saat içinde eğer onu geri yerine bırakmazsanız otomatik olarak arılar hemen yeni bir ana yetiştirmek için çabalamaya başlarlar. Sağlıklı bir ana arı her pete gözüne ve atlamadan birer adet yumurta bırakır. Eğer atlayarak yumurta bırakırsa pete gözlerine büyük ihtimal bir hastalık vardır. Yahut da kendi erkek arılarından biriyle çiftleşmiştir. Kovan içerisinde çevresinde bakıcı arılarla birlikte dolaşarak ve önceden temizlenmiş pete gözlerine yumurtlama işlemi yapar. Ana arı kendi kendine beslenme özelliğine sahip değil, işçiler tarafından ağzına arı sütü verilerek beslenir ve dışkısı da işçiler tarafından alınır. Ana arının kaybolmasına bağlı olarak işçiler tarafından ana arı yetiştirilmesi durumunda 2 günlükten daha az yaşlı larvalar kullanılır. Ancak bazen 3 günlük yaşlı larvalar da yetiştirildiği görülmektedir. Yani larva yaşı önemlidir, ana arının kalitesini belirler. Bildiğimiz gibi 3 günlük bir yumurta evresi var, daha sonradan 6 günlük bir larva dönemimiz var, sonra pupa dönemleri gelir. İşte bu larva dönemin erken evrelerinde ana arı yetiştirilirse çok kaliteli bir ana arı yetiştirilir. Ana arı yetiştirmek için işçi arı gözlerindeki larva seçilir. Seçilerek ve bulunduğu pete gözü ana arı gözüne çevrilerek yetiştirilir. Ancak ana arı ana gözünden yumurta bırakmaya zorlayabilirler. İşçi arı bunu başaramadıkları durumda diğer gözlerden bu gözü yumurta taşımaktadırlar. Yani ana arı gözünün kapanması aşamasında göz içindeki larva iplikçikler ile içeriden örerek
Hatta gözünün üstünü kapatır. Bunun üzerinde işçi araf tarafından mum tabakası ile örtülür. Bu nedenle anarı gözden çıkarken kendisi içeriden pete gözünü keserek dışarı çıkabilir. Gözden ilk çıkan anarı varsa diğer gözlerde çıkmamış olan anarların bulunduğu yüksüğü yan tarafından deler ki içerisinde bulunan anarıyı iğnesiyle sokarak öldürür. Anarı özetlemek gerekirse sadece yumurta atar ve başka hiçbir işe karışmaz. Koloniyi yönetir. İçeride başka bir anar olmasına izin vermez. 16 günlük bir evre geçirir yumurtadan ergin olana kadar. Daha sonra bir hafta sonra çiftleşir. Çıktıktan bir hafta sonra çiftleşir. Ve çiftleştikten bir hafta sonra da yumurta atmaya başlar. Yaklaşık yılda 200 bin yumurta atar. Sperm kesesinde depoladığı spermler sayesinde bunu yapar. Yani her attığı yumurta için bir erkek arıyla çiftleşmez. Her mevsim yumurta atabilir anarlar. Ama genelde bahar mevsiminde çok fazla atarlar. Daha sonra giderek azalır. Kışın neredeyse hiç atmazlar. Anarı böyledir. Kolon kolonin en değerli, en vazgeçilmez bireyidir.